Arkadaşlar herkese selamlar. JavaScript sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 69. dersindeyiz. Bu dersimizde de jQuery'deki efektleri görmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu animate özelliği arkadaşlar. Biz animate özelliği ile çeşitli CSS uygulamaları özellikleri elementimize kazandırabiliriz arkadaşlar. Animasyonlu bir şekilde bunları gerçekleştirip ekrana yansıtabiliriz. Bu dersimizde bunun üstüne konuşacağız. Şu şekilde bir tane division'ım mevcut arkadaşlar. ID'si div1 olan. Bir tane de ID'si btn olan butonum var arkadaşlar. İsmi animate şeklinde. Benim bu şurada deneme class'ına sahip olan division'ımın genişliği 200 piksel, yüksekliği 200 piksel, 32 piksellik bir yazı boyutu var. Position'ını da relative olarak ayarladım arkadaşlar. Şu şekilde arka plan rengi de gri. Ekranda çıktısı bu şekilde. Geliyorum şimdi arkadaşlar. Burada animate ile ben neler yapabilirim? Butona tıkladığımda diyorum. Geldim buraya. Şu şekilde div1 id ile elementimi seçiyorum. Ve nokta animate diyorum arkadaşlar. Şöyle parantezlerimi açtım. Noktalı virgülle kapattım. Buraya arkadaşlar şöyle süslü parantezlerimi açıyorum içeriye. Ve şu şekilde bunu genişletiyorum arkadaşlar. Buraya ben dilediğim CSS özelliğini verebilirim. Arka plan rengi ve normal renk hariç arkadaşlar. Onu bir belirteyim. Öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz. Ben buradaki division'ımın animasyonlu bir şekilde şöyle sol taraftan kaymasını istiyorum diyebilirim. Yani şurada position'ı relative yapmıştık. Bu artık sol ve üst değerleri ya da alt ve sağ değerleri vermeye müsait arkadaşlar. O yüzden ben geliyorum buraya. Şöyle bir şey yazıyorum. Left dedim. 2 nokta üst üste koydum arkadaşlar. 200 piksel diyelim. Bunu şu şekilde yazdım. Geldim, sayfamı yeniliyorum. Butona tıkladım. Bakın 200 piksellik kayma gerçekleştirdi. Bunu aynı zamanda şöyle de yapabiliriz. Virgül koyup alta geçiyorum. Taplıyorum arkadaşlar. Yine 200 piksel olsun. Bu alt alta sıraladığımızda araya her zaman virgül koyuyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu hep tekrarladığımız bir şey zaten. Sonuncu özelliğimizden sonra herhangi bir virgül koymadan devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim sayfamı yeniledim. Animate'e bastım. Bakın soldan ve üstten 200 piksellik oynama yaptı. Ve şu şekilde geçiş yaptı. Buna süre de ekleyebiliriz arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Benim süslü parantezlerimin bittiği yerde virgül koyuyorum arkadaşlar. Örneğin şu şekilde 3000 diyelim. 3 saniyede bu animasyonu yapsın isteyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Bakın bu sefer 3 saniyede vermiş olduğum özellikleri gerçekleştirdi. Buraya şunu da diyebilirdik. Şunu silelim arkadaşlar. Örneğin genişlik değeri diyorum. Geldim 400 piksele çıkartsın dedim. Sayfamı yeniliyorum. Animate'e bastım. Bakın soldan 200 piksel giderken aynı zamanda genişliğini de 400 piksel yaptı. Aynı şekilde height değeri de yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde height dedim. Onu da 400 piksele çıkarsın diyelim. Geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın 3 saniye içinde 200 piksel soldan kaydı. Genişliğini ve yüksekliğini 400 piksele çıkardı arkadaşlar. Buraya dediğim gibi dilediğiniz gibi CSS müdahaleleri yapabilirsiniz. Örneğin şöyle font size diyelim. Şu şekilde yazdım. Burayı 64 piksel yapalım arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Burayı normal jQuery yaparken yani şöyle bir şey yapıyorduk hatırlayacaksınız. CSS deyip içine şöyle background color tarzı şeyler yazıyorduk arkadaşlar. Burada olduğu gibi CSS özelliklerini kullanıyorduk biz. Ancak burada JavaScript'te yaptığımız gibi yani normalde CSS'te hatırlayacaksınız. Şu şekilde yazılıyor font size'ın tanımı. Ancak burada biz JavaScript'te bu ortadaki tireyi kaldırıp ikinci kelimenin ilk harfini büyük yazıyorduk arkadaşlar. Bu animate'in içinde de biz bu şekilde yapıyoruz bunu. Geldim sayfamı yeniledim. Animate'e bastım. Bakın benim yazı büyüklüğümde 64 piksele çıkmış oldu bu şekilde. Burada şu şekilde geldim. Background color demek istiyorum mesela. Şöyle background color yazdım. Daha sonra yellow diyelim.
Geldim, sayfamı yeniliyorum. Animate'e bastım. Arka planda değişme olmadı gördüğünüz gibi. Ya da ben buraya normal color deseydim. Şu şekilde color dedim. Yazının rengi değişecek mi bakalım. Animate'e bastım. Gördüğünüz gibi yine herhangi bir değişme olmadı. Yani bu animate ile arka plan rengi ya da normal yazı rengi değiştirme işlemini gerçekleştiremedik arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir şey gösterebilirim. Şunları silelim arkadaşlar. Geliyorum buraya. Örneğin height diyorum arkadaşlar. Daha sonra iki nokta üst sistemi koydum. Şuraya artı eşittir 20 piksel diyelim arkadaşlar. Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Animate'e bastım. Bakın 20 piksel arttırdı. Şunu biraz şöyle yapalım isterseniz. 100 piksel diyelim. Daha rahat görünsün. Geldim, bastım. 3 saniye içinde 100 piksel arttırdı arkadaşlar. Daha sonra tekrar bastım. Tekrar 100 piksel arttırdı. Burada artı eşittir dememiz arkadaşlar bizim şuradaki yükseklik değerimize ne varsa artı 100 piksel ekle demektir arkadaşlar. Eğer ki bunu şöyle 100 piksel yapsaydık, az önceki örneğimizde de olduğu gibi bu sefer yüksekliği 100 piksele düşürecekti arkadaşlar. Buraya eksi eşittir de diyebilirsiniz. Şöyle eksi eşittir diyelim. Geldim sayfamı yeniledim. Animate dedim. Bakın yine 3 saniye içinde 100 piksellik düşürme gerçekleştirdi. Şöyle bastım. Tekrar 100 piksel gitti. Tekrar basıyorum. Tekrar 100 piksel daha gitti. Ve artık ekranda benim arka planım kalmamış oldu arkadaşlar. Herhangi bir yükseklik değerim kalmamış oldu. 200 pikselin tamamını tüketmiş olduk. Buraya şunu da yazabilirdik. Şöyle geldim. Toggle dedim arkadaşlar. Geldim şöyle. Sayfamı yeniliyorum. Bakın tıkladım. 3 saniye içinde ekrandan sildi. Tekrar tıkladım. Bu sefer de yüksekliğimi getirdi arkadaşlar. Bunu genişlik içinde yapabilirdik. Şöyle width diyorum. Geldim yeniledim. Bakın bu sefer end'den şu şekilde benim division'ımı sildi. Bastım tekrar geri getirdi. Bu şekilde toggle özelliğini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir şeyler yapabiliriz. Geldim. Şurayı siliyorum. Şunu da şöyle yanına yapıştırayım arkadaşlar. Birden fazla alt alta bunu yazabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Geldim ben birincinin içine. Şunu diyorum. Öncelikle height dedim. Şu şekilde height yazdım. İki nokta üst üste koydum. Benim yükseklik değerimi şöyle 500 piksele çıkart dedim arkadaşlar. 3 saniye içinde bunu yap dedim. Daha sonra şunu kopyalayayım ben. Şuraya geldim. Bir de width dedim. Daha sonra width yazıyorum. Benim genişlik değerimi de yine aynı şekilde 500 piksele çıkarsın dedim arkadaşlar. Şuraya geldim. Kopyaladığımı yapıştırıyorum. Benim yükseklik değerimi bu sefer ne yapsın? 200 piksele geri düşürsün. Yine aynı şekilde şunu kopyalayayım. Geldim buraya yapıştırdım. Genişlik değerimi de 200 piksele düşürsün. Yani biz bu butona bastığımızda arkadaşlar bu işlem şu şekilde gerçekleşecek. 3 saniye içinde benim yükseklik değerim 500 piksele çıkacak. 3 saniye sonunda 500 piksele ulaştıktan sonra şu alttaki animasyona geçeceğiz. Bu sefer genişliğim 500 piksele yükselecek 3 saniye içinde. Bu da bittikten sonra yüksekliğim 200 piksele düşecek. Bu da bittikten sonra genişliğim de 200 piksele düşecek arkadaşlar. Geldim sayfamı yeniledim. Animate'e basıyorum. Bakın yüksekliğim 500 piksel oldu. Genişliğim 500 piksel oluyor. Daha sonra yüksekliğim düştü 200 piksele. Ve aynı şekilde genişliğim de tekrar 200 piksele düştü. Bu şekilde animasyonlarda yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu sizin hayal gücünüze kalmış şeyler dediğim gibi. Bununla ilgili çeşitli örnekler de uygulamalar kısmımızda zaten yapacağız. Burada göstermek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Bizim Q ve DQ özelliklerimiz var. Bunlar nedir? İsterseniz onun üzerine konuşalım. Şimdi ben şuraya geliyorum. Birinci animasyonumun altına bir boşluk açıyorum arkadaşlar. Geldim.
Dolar dedim. Tekrar şu şekilde ben div1 id ile elementimi seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra şöyle q yazdım arkadaşlar. Parantezlerimi açtım. Şöyle kapattım. Bunun içinde bir tane fonksiyon yazıyorum. Şu şekilde süslü parantezlerimi de açtım. Aşağı doğru indim arkadaşlar. Burada q şu özellikte arkadaşlar. Buradaki benim ilk animasyonum tamamlandıktan sonra şurada kalan bütün animasyonları durduracak ve şu fonksiyonun içindeki işlemi gerçekleştirecek. Yani örneğin ben burada şunu yapabilirim. Dolar diyorum. List diyelim bu sefer. Şöyle. Zaten div1'in içindeyiz arkadaşlar. Bu list özelliğinde de alışın. Oldukça kullanışlı bir şey. Buradaki list şu an div1 ID ile division'ıma refer ediyor. List diyorum arkadaşlar. Nokta CSS dedim. Şöyle arka plan rengi diyelim. Background color şeklinde yazıyorum. Virgül koydum. Bunu sarı yapalım diyorum. Şu şekilde kapattım. Daha sonra altına geliyorum arkadaşlar. Tekrar dolar list diyorum. Ve bu sefer nokta DQ şeklinde bir şey yazıyorum. Bunu da yazdım. Buradaki temel mantık şöyle işliyor arkadaşlar. Şimdi benim ilk animasyonum çalıştı. Benim yükseklik değerim 500 piksele ulaştı. 500 piksele ulaştıktan sonra şu fonksiyonum çalışmaya başladı benim. Q fonksiyonum çalışmaya başladı. Q fonksiyonum diyor ki bütün animasyonları bir durduralım. Animasyonlar dursun. Ben şu benim içimde var olan işlemleri yapacağım. Burada içindeki işlemler ne? Arka plan rengini sarı renk yapmak. Daha sonra bu sarı rengi arka planı döndürüyor arkadaşlar. Arka plan sarı olduktan sonra DQ özelliğimiz devreye giriyor. DQ özelliği de şu Q'da durdurduğumuz animasyonları tekrar çalıştırıyor. Yani burası bitiyor arkadaşlar. Burası bittikten sonra tekrar ben şuradan devam ediyorum. Bu sefer genişliğim 500 piksel olacak şeklinde devam edecek. Gelin isterseniz şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Sayfamı yeniledim. Bastım. Bakın yüksekliğim 500 oldu. Arka plan rengim sarı oldu. Genişleme işlemi gerçekleşti. Tekrar animasyonum eski haline geri döndü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Bunu her animasyonumuzdan sonra yapabiliriz. Yani şöyle yapalım. Bunu kopyaladım. Şuraya geliyorum. Yapıştırdım. Bu sefer arka plan rengimiz yeşil olsun. Daha sonra şuraya gelelim. Yapıştırdım. Arka plan rengimiz kırmızı olsun. Daha sonra şuradan da bakalım. Gri diyelim arkadaşlar. Geldim sayfamı yeniledim. Animasyonumu çalıştırdım. Bakın sarı oldu. Genişledi 500 piksele, yeşil oldu. Yükseklik düştü 200 piksele, kırmızı oldu. Daha sonra genişlik de düştü ve arka plan rengi gri oldu. Bu şekilde fonksiyonum tamamlanmış oldu. Yani bu şekilde çeşitli özellikler de katıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu derslik söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi sizin hayal gücünüz, hep söylüyorum bunu arkadaşlar. Hayal gücünüzle bu şekilde var olan özellikleri kullanarak çeşitli yaratıcılıklarla ortaya ürünler koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.